Kitabımızın adı Oburluk Çağı. Yazar Yıldız Siliyer. Yayın evi Yordam Kitap. Birinci kısım. Hayatın anlamı ve kendini kandırma. İnsan ne zaman büyür? Kendimize hep içeriden bakmaya mahkumken ve hayatımız genelde bir süreklilik barındırırken dönüm noktaları yaşadığımız anlarda bunları fark edebilir miyiz? Yoksa ancak zaman geçip taşlar yerli yerine oturunca mı geçmişimizde yaşadığımız kırılmalar görünür hale gelir? Şu sıralarda bir dönüm noktasında olduğumu seziyorum. Çünkü 2 ay sonra ilk kez anne olacağım. Ama şu anda bilgisayar başında ilk satırlarımı yazarken karnımda hissettiğim tekmeleriyle bana varlığını sürekli hatırlatsa bile bu yeni kimliğime kendimi alıştırmaya çalışırken ne kadar değiştim bilmiyorum. Annelik fikri hala çok soyut ve belirsiz geliyor. Bir yandan anne olduğum anda artık tam anlamıyla büyümüş olacağımı düşünüyorum. Öte yandan içimden çocuğumun olmasının en güzel tarafı onunla oyunlar oynayıp yeniden çocukluğumu yaşamak olacak diyorum. Şimdi bir felsefe kitabı yazmaya niyetlenmişken neden kendi hislerim ve şu anda yaşadıklarımla başlama gereğini duyuyorum? Üstelik de etrafı saran teşhircilik merakından internetteki bloglarda insanların herkesle en mahrem deneyimlerini ve duygularını paylaşması gibi epey rahatsız olurken. İnsanın eğilim duyduğu felsefenin onun kendi mizacıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum. En azından benim için bu böyle. Felsefe yaparken aklıma takılan, merak ettiğim ve cevabını aradığım soruların peşine düşüyorum. Bu soruların kaynağından da genellikle kendimi daha iyi tanımlayabilmek, yaşadığım dünyayı anlamlandırabilmek ve değişim olanağını sezmeye çalışmak arzusu oluyor. Kişisel gözlemlerden, okuduğum romanlardan, izlediğim filmlerden yola çıkarak çağın ruhuna dair akıl yürütmek, bunlar hakkında söyleşmek hoşuma gidiyor. Çocukken kafamda hayali bir arkadaş yaratmıştım. Hem meraklı sorularla benim kendimi ifade etmemi sağlaması, hem de yargılamadan dinlemesi sayesinde içimden onunla konuşmak çok hoşuma giderdi. Sonraları okuduğum sürükleyici kitaplarla bunu yapmaya başladım. Şimdi aynı alışkanlık kitap yazarken sürüyor galiba. Kısacası bu kitabı neden yazdığımı kendime ve potansiyel okurlarıma açıklamam gerektiğini düşündüm. Özellikle de 2 ay önceki son dersim çıkışında birinci sınıf öğrencilerimden Çağlar'ın çarpıcı sorusunu duyduktan sonra. Hocam, bu derste bir sürü makale kitap okuduk ama en temel soru hakkında konuşmadık. Biliyorum, siz de kitap yazdınız. O yüzden size sormak istiyorum. İnsan neden yazar? İtiraf ediyorum. Önce bu soru bana epey abes geldi. İnsan neden soluk alır gibi bir yanıttı. Ama sonra düşününce o kadar basit olmadığını fark ettim. Bazıları için bu, başkaları tarafından tanınmak, ötekiler için kendinden sonra kalıcı bir şey bırakarak ölümlülüğe meydan okumak olabilir. Benim en sevdiğim cevap ise Sait Faik'in hikayesinde. Söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmakta bir hırstan başka neydi? Burada namuslu insanlar arasında sakin, ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet neme gerekti. Yapamadım. Koştum tütüncüye, kalem kağıt aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemimi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmazsam deli olacaktım. Neden yazdığımı kurcalayınca aslında nadiren yazdığımı ve ne kadar zor yazdığımı da fark ettim. İlk kitabım Özgürlük Yanılsaması, Rousseau ve Marx, Yordam Yayınları 2006'da yayınlandı. İlham kaynağı master tezim ve ilk kez üniversitede hocalık yapmaya deneyimimden verdiği coşkuydu. Özellikle birinci sınıf öğrencileriyle derslerde ve ofis saatlerimdeki spontane, daldan dala, kolektif felsefi diyaloglarımız bende keşke bu büyülü anlar uçup gitmese, bu tür bir felsefeyi yazıya dökebilseydim arzusu yaratıyordu. 1997'de bu konular hakkında kafa yormaya başlamıştım ve ancak 9 yıl sonra kitap yazacak kıvama geldim. Şimdi ilk kitaptan 3 yıl sonra ikincisine kolları sıvadım. Bir yandan bebeğim doğmadan bu kitabı doğurmalıyım çünkü sonra hayatım çok değişecek ve böyle yoğunlaşma fırsatım olmayacak. Ve acaba 3 yılda bu kitabın malzemesi yeterince iyi demlendi mi kaygısını hissediyordum. Öte yandan yeni yaşamıma hazırlanırken evde ve ruhumda büyük bir tasfiye ve arınma faaliyetine giriştim. Hem hayatımdan anlamını yitirmiş her şeyi süpürmek,
Hem de belki biraz kanıksamış olduğum ama beni ben yapan ayrıntıları su yüzüne çıkartıp onlara hak ettikleri özeni göstermek istiyordum. 6 yıldır Boğaziçi Felsefe'de hocalık yapıyorum. Üşenmeyip saydım. 1150 öğrencim olmuş ve 7 farklı ders açmışım. Üniversite hocalığı, özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nde özgürlükçü atmosferi, kendi dersimi tazarlama fırsatımı vermişti. Her dersime kendimden bir parça katıp derslerimde neyi, nasıl işleyeceğimi seçmek en temel kendimi ifade etme biçimim oldu. İşte bu yüzden hayatım bu aşamasında benimle vedalaşırken şu ana değin en çok önemsediğim soruları ve temaları kalınlaştırmak için kendimi bu kitabı yazmak zorunda hissediyorum. Peki, insan sadece kendisi için mi bir şeyler yazıp çekmeceye atmak yerine kitap yayınlaması, yani hiç tanımadığı okurlar için bir şeyler yazması tuhaf değil mi? Kitap yazmak bir şişenin içine kimin okuyacağı belirsiz bir mesaj yazıp okyanusa atmak gibi geliyordu bana. Kitabımı okuyanlar sonra bir rafa kaldırılacak, ne düşündüklerini çok merak etsem de hiç öğrenemeyeceğim sanırım. Sonuçta ben de severek okuduğum yazarlara zahmet edip de birkaç satır yazmamış mıydım hiç? Bir kez hariç. 2005'te bir gazetenin kitap ekindeki edebiyat eleştirilerinde yabancılaşma, kuşatmışlık, münvezilik gibi temalarda yazan Erkan'a yazılarını çok beğendiğime dair bir mesaj yazmıştım. Çünkü yazıları sayesinde yalnız değilim. Ne güzel. Bir yerlerde aynı dalga boyunda olduğum birisi var hissine kapılmıştım. Sonra ilk kitabım çıkınca belki hakkında yazmak ister diye kitabımı ona gönderdim. Yazdı. Tanıştık ve bir yıl sonra da evlendik. Yazılarımız bizi birleştirdi. Yani bir kitap yazdım ve hayatım değişti. Yazının gücüne inancımı artıran ikinci olay, okuyuculardan gelen onlarca güzel mesaj oldu. Kendimi hiç sakınmadan tüm ruhum ve kalbimle yarattığım bir kitabın başkalarına umut ve coşku vermesinden ve bunu şahsen öğrenmekten daha büyük bir hediye düşünemiyorum. Hayatın anlamı biraz da sürprizlerde ve geri beslenimlerde olsa gerek. Sonra Mersin'deki Ütopya Kültür Merkezi'nde İnsancıl Dergisi'nin düzenlediği söyleşide, başka kültür merkezi felsefe atölyesinde, US atölyesinde, Nazım Kültür Merkezi'nde ve Üniversiteler Sosyal Forumunda bu kitabı yazmış olmak sayesinde okurlarımla buluşup söyleşebildim ve gerçekten de çok mutlu oldum. İlk kitabıma U2 grubunun ama hala ne aradığımı bulamadığım şarkının sözleriyle başlamıştım. Çünkü yolculuk ve arayış beni en çok cezbeden temalardı. Anne babası küçük yaşta boşanmış birisi olarak ne evliliğe ne de ağızlara sakız olup iç içe iyice boşaltılan gerçek aşka inancım vardı. Hayatımı sürekliliği içinde değil de bir büyülü anlar koleksiyonu olarak algılıyordum. Evliliğin tek çağrıştırdığı rutinlik ve özgürlüğümün kısıtlanmasıydı. Benim gibi evlilik hiçbir dönemde olmayan ve yalnızlığıyla barışık birisiyle karşılaşıp onunla birlikte yaşadıkça kafamdaki bu ön yargıların kırılmasıyla düşündüğümü ve daha olgunlaştığımı hissediyordum. Galiba büyüdüm. Ama bunu çocukluğun masumiyetinin yitirilmesi ve gerçeklerle uzaklaşarak hayallerden uzaklaşmak, bezginleşmek anlamında söylemiyorum. Murathan Munga'nın Telli Telli şiirinin meşhur "Biz büyüdük ve kirlendi dünya" dizelerini çivisi çıkmış dünyaya dair nesnel bir gözlem ya da nostaljik bir hayıflanma olarak okumak zorunda mıyız? Büyümek, tasasız çocukluğun yitirilişin yanı sıra deneyimlerin imbikten süzüldüğü, daha dingin ve her şeyi yerli yerine oturtan bir bakış açısı kazandırmaz mı insana? Çocuklar hayatın anlamını sorgular. Büyükler ise ya bu sorudan tümüyle vazgeçer ya da kendi cevaplarını bulmuş olurlar diyebilir miyiz? Bu kitabı yazmaya başlarken ne aradığımı, bulduğumu, yaşamımın daha bütünsel hale geldiğini düşündüğüm için şimdiki hedefim kendimi tanıtmaktan daha çok bu çağın ruhunu anlamak ve tekilin içinde yatan evrenseli görebilmek. Sorular soruları doğuruyor. Neden bu kadar çok insan kendinden hoşnut değil ve depresyonda? Neden kafa karışıklığı ve kendini kandırma bu kadar yaygın? Neden çevremiz farklı olmaya çabalarken bir örnekleşen tiplerle dolu? Belki de çağımızda sorun. Çocukluğun yitirilmesi değil de tüketim toplumu yoluyla şehirlerde yaşayan orta üst sınıf insanların büyümesinin engellenip istediği elde edemeyince yaygarayı koparan ve her yola başvuran şımarık çocuklar olarak yaşamaya mahkum edilmesi. Öte yandan yoksulluk nedeniyle küçük yaşta berbat koşullarda çalışmak zorunda kalan ve kocaman gözleriyle görmüş geçirmiş yetişkenler gibi bakan çocuklar. Sürekli sıkılan ve yeni oyuncaklar talep eden obur büyükler ile
hiç oyuncağı olmayan, zamanından önce büyümüş aç çocukların aynı dünyada bambaşka hayatlar yaşaması. Bu sistemin çelişkilerine dair trajik bir kare. İlk bölümde hayatın anlamı ve kendini kandırma tamalarını irdelemeyi başlayacağım. İkinci bölümde hayatın anlamını mutluluk kavramıyla özdeşleştirmenin sorunlarını ve çağımızdaki mutluluk fetişizmini ele alacağım. Özgürlük yanılsamasının karakterlerinden olan hırslı, bunalım ve felsefe öğrencisi 3. bölümde ahlak üzerine konuşacak. Kant, Mill, Sartre, Marx ve Nietzsche bu diyaloğa dahil olacak. 4. bölümde postmodernizmden aydınlanmayı eleştirirken aslında iki farklı akıl kavramı birbirine karıştığını savunacağım. 5. bölümde Marx'ın yabancılaşma kavramıyla Nietzsche'nin sahicilik anlayışını karşılaştıracağım. Marx'ın toplumsal sisteminin radikal biçime dönüşmesiyle ve yeni insanın ortaya çıkmasıyla yabancılaşmanın aşılabileceği tezine karşılık varoluşçuların bireysel sahicilik özleminin altında yatan felsefi varsayımları ve politik sonuçları açığa çıkarmaya çalışacağım. 6. bölümde annelik deneyimi ve annelik ideolojisiyle hesaplaşacağım. 7. bölümde kadınların evcilleştirilmesiyle nasıl güçlerini kaybettiklerine ve çeşitli kadınlık hallerine odaklanacağım. Kitaba adını veren son bölümde çağın ruhunu ele alıp şirketlerin yönettiği bir dünyada neden narsist bireylerin ön plana çıktığını, yabancılaşmış bireylerin sıkıntıdan kaçma çabalarının niçin oburluğu arttırdığını ele alıp kapitalist sistemin sürekliliğinin nesneleri ve özneleri hızla çöp haline getirmesiyle ilişkisini kurmaya çalışacağım. Kitabımın alt başlığının felsefe ve politik psikoloji denemeleri olmasına karar verirken sevgili Serol Tabar'ın kullandığı 1970'lerin sonunda yaygınlaşan şu tanıma esas alalım. Politik psikoloji bugün yabancılaşmanın toplumsal yanını inceleyen tarihsel materyalizmle yabancılaşmanın birey psikolojisi boyutunu irdeleyen psikanaliz kuramlarının oluşturdukları bir paydayı temel almakta. Ve böylesi bir çıkış noktasından kendi kuramsal ampirik birikimlerini tartışmaya açmakta ve dahası günlük paraksisler için kimi öngörülerde bulunmaya çalışmaktadır. Çeşitli sınıfların, grupların ya da tek tek bireylerin nesnel toplumsallaştırma sürecinden ne ölçüde nasiplendikleri, nasıl bir politik tutum içinde koşullandıklarını ve ileride bu sınıf grup ya da bireylerin karşılaşacakları politik toplumsal ve bireysel olaylara karşı nasıl tavır alabileceklerini de tartışma gereği ortaya çıkmaktadır. Bireyin toplumsallaştırılması sürecinin eleştirisi, psikolojiyi kaçınılmaz olarak politik bir tavır almaya, yeni bir terminoloji aramaya ve bir anlamda diğer toplum bilim dallarıyla birlikte çalışma gereği duymaya zorluyor. Hayatın anlamına dair kalem oynatmak hiç kolay değil. Bu sözün ya insanı ezen bir ağırlığı var ya da artık bize anlamsız geliyor. Herkesin farklı değerleri ve arzuları olduğu ve büyük anlatıların öldüğü söylenen bir çağda çoğu insan hayatın anlamından bahsedenlere şüpheyle bakıyor. Hatta var olmanın dayanılmaz hafifliğiyle dalga geçiyor. Öte yandan hayatın aslında anlamsız ve absürt olduğunu söyleyen karamsar görüşlerin yandaşları artıyor. Kafka'yı kolayca bu kategoriye sokanlar olsa da Kafka'yı yabancılaşmanın içinde yabancılaşmaya karşı sonu gelmez bir mücadele sürdüren ve ümidini asla kaybetmeyen birisi olarak gören Roger Gradu'ya katılıyorum. Kafka'nın beni çok etkileyen bir öyküsüyle bu ağır konuya girmek istiyorum. Yasanın önünde, Franz Kafka. Yasanın önünde bir kapı bekçisi durur, taşralı bir adam. Bu bekçiye gelir ve ondan kendisini içeri almasını rica eder. Ancak bekçi onun yasanın içine girmesine şimdi izin vermeyeceğini söyler. Adam düşünür ve daha sonra girip girmeyeceğini sorar. Olabilir der bekçi. Ama şimdi giremezsin. Yasaya açılan kapı her zamanki gibi açık durduğundan ve bekçi yana çekildiğinden adam kapıdan içerisini görebilmek için eğilir. Kapı bekçisi bunu fark edince güler ve şöyle der. Sana bu kadar çekici geliyorsa eğer yasağıma karşın içeri girmeyi dene. Ancak şunu bil ki ben çok güçlüyüm ve ben sadece en alt derecedeki kapı bekçisiyim. Oysa içeride salonları bekleyen kapı bekçilerinin her biri ötekinden daha güçlüdür. Üçüncü bekçinin görünüşüne ben bile dayanamam. Taşra'dan gelen adam böyle güçlüklerle karşılaşmayı beklememiştir. Yasa herkese ve her zaman açık olmalıdır diye düşünmektedir. Ancak uzun ve sivri burnuyla, ince kıllı uzun ve siyah tatar sakalıyla
Kürk paltolu bekçiye daha bir dikkatle bakınca içeri girme iznini alana kadar beklemeye karar verir. Bekçi ona bir süre tabure verip kapının yan tarafına oturtur. Adam orada günlerce ve yıllarca oturur. İçeri girmek için pek çok girişimde bulunur ve ricalarıyla bekçiyi yorar. Bekçi onu sık sık küçük sorgulamalardan geçirir. Ona vatanına ve daha bir sürü şeyle ilişkin sorular sorar. Ancak bunlar efendilerin sordukları türden ilgisiz sorulardır. Ve sonunda adama hep kendisinin daha içeri bırakmayacağını söyler. Yolculuğu için iyi hazırlanıp yanına epey bir şey almış olan adam, bekçiyi rüşvet yoluyla elde edebilmek için değerine bakmadan her şeyini kullanır. Adam gerçi hepsini alır. Ancak alırken de şöyle der: "Bunu sadece bir fırsat kaçırdığına inanmayasın diye alıyorum." Yıllar boyunca adam gözlerini bekçiden neredeyse hiç ayırmaz. Bu arada öteki kapı bekçilerini unutur ve bu ilk bekçi ona yasaya girmesine tek engeli gibi gözükür. Bu talihsiz rastlantıya lanet eder. İlk yıllarda bunu yüksek sesle dile getirir. Yaşlandığında ise sadece kendi kendine homurdanmaya başlar. Bir çocuk gibi olur ve yıllar boyunca bekçiyi incelerken onun kürkünün yakasında pireleri de gördüğünden pirelerden de ona yardımcı olmalarını ve bekçinin fikrini değiştirmelerini rica eder. Sonunda gözleri zayıflar ve gerçekten çevresinin mi karardığını yoksa gözlerinin mi kendisini aldattığını bilemez olur. Ama karanlıkta yasanın kapısından dışarıya gölgelemesi olanaksız bir biçimde vuran parıltıyı çok iyi seçer. Artık yaşamanın da sonuna gelmiştir. Ölmezden önce bütün o zaman boyunca edinmiş olduğu deneyimler kafasının içinde o güne kadar kapı bekçisine henüz hiç yöneltmediği bir soruyla birleşir. Katılaşmış olan bedenini doğrultamadığından eliyle bekçiyi yanına çağırır. Bekçi ona doğru iyice eğilmek zorundadır. Çünkü bedeninin orantıları adamın aleyhine olmak üzere çok değişmiştir. "Hala neyi bilmek istiyorsun?" diye sorar bekçi. "Bir türlü doymak bilmiyorsun." Adam, "Herkes yasaya göre ölüyor," der. "Ama nasıl oldu da bunca yıl boyunca benden başka kimse giriş izni istemedi?" Kapı bekçisi adamın sonunun geldiğini anlar ve tükenmek üzere olan işitme duyusuna kendini duyurabilmek için bağırır. "Burada başka kimse girme izni alamazdı. Çünkü bu kapıyı yalnızca senin için öngörülmüştü. Şimdi o kapıyı kapatmaya gidiyorum." Bu son sözlerin vuruculuğu insana adeta sersemletiyor. Bir yandan sorular sorarak metnin gizemini kendimce çözmeye çalışmak, öte yandan onu parçalara bölüp canlılığını ve bütünselliğini zedelemek istiyorum. Sorularım ve yorumlarım tümüyle öznel olacak ve olası yüzlerce yorumun arasına katılacak. Zaten çoğunu muhtemelen başkaları da düşünmüştür. Aklımdaki en temel soru şu: adam neden bunca yıl bekliyor? Madem bekçi yıllar boyunca giriş izni vermiyor, pes edip evine geri dönebilirdi. Demek ki içeri girmeyi her şeyden çok istiyor. Ama hal böyleyse, o zaman neden bunca yıl kapıdan içeri girmeye çalışmıyor da sadece kendisine izin verilmesini bekliyor? Arzusunu eyleme dökmeye çalışmak ve engellerle mücadele etmek yerine neden tümüyle otoriteye, daha doğrusu yetkiliye itaat ediyor? Neden bekçiden bu kadar çok korkuyor ve her söylendiğine inanıyor? Hiç denemediği geri dönmek ve beklemek dışında üçüncü yol otoriteyi yok sayıp bildiğini okumak. Hatta en çok arzuladığı şey uğruna risk almaktı. Acaba biz de böyle olabilir miyiz? Çok istediğimiz şeyler için sorumluluk almaktan kaçınıp karşımıza çıkan zorlukları dış engeller olarak algılıyor olamaz mıyız? Belki de özgürlüğümüzün önündeki en büyük engel içsel korkularımız ve otoritelere itaatkarlığımızdır. Ama otoriteyi yaratan ve yeniden üreten de bizim kendi otorite olarak kabul edip itaat etmemiz değil mi? Otoriteye baş kaldırırsak ya da onu yok saysak belki de tuzla buz olacak. Peki neden çoğu insan bu kadar itaatkar? V for Vendetta filmindeki Evi, kendisini doğru bildiği şeyleri yapmaktan alıkoyanın korkaklık olduğunun farkına varıp V'den onu korkularından özgürleştirmesini istemişti. Tabi bunun bedeninin işkencelerden geçip ölümle yüzleşmek olduğunu bilseydi belki de bu hedefinden vazgeçerdi. Özgürleşmek istiyoruz ama bunun bedelini ödemek istemiyoruz. Oysa bu ıslanmadan yüzmek kadar imkansız değil mi? Özgürleşmenin ancak engelleri aşma sürecinde bireyin mücadele ederek kendine dönüştürmesiyle gerçekleşebileceğinin düşüncesinin izlerini Nietzsche'nin "Beni öldürmeyen düşman güçlendirir" sözlerinde de Marx'ın "Zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şey olmayanların devrimci potansiyeli olduğu" fikrinde de bulabiliriz. İtaatkarların kökenlerine sınıfsal açıdan bakmayı deneyelim. Sahip olduklarını ve kendilerini
fazla önemseyen, kendi küçük dünyalarını aşan insancıl idealleri olmayan hedonist insanların hiyerarşik bir toplumsal yapının sürdürülmesine katkıları açık değil mi? Kendilerinden aşağı gördüklerini ezip, yukarı gördüklerini kıskanarak ve itaat ederek. Peki bu kişilik özelliği daha çok orta ve üst sınıflara özgü diyebilir miyiz? Yoksa ölüm, acı çekme ve kaybetme korkuları insanların evrensel korkuları olduğu için insana zarar verme gücüne sahip otoriteye itaat, kendini koruma refleksinin doğal bir sonucu mu? Kafka, 1908'den itibaren Bohemya Krallığı'nın işçi kaza sigortası kurumlarındaki kazaları önleme bölümünde memurluk yaparken önüne kadar her dosyada makinelerin ve yasaların dişleri arasında ezilen işçilerin insanlık dramıyla yüz yüze gelmektedir. İş kazası, sakatlanma, ölüm, kocasını kaybetme ve benzeri. Büroların labirentleri arasında kaybolan kurbanlar, kişisizleşmiş ve baskıcı bir toplumun gizemli yapısında boş yere bir sorumlu ararlar. Bu işçiler nasıl da ezikler, bizden ricacı oluyorlar diye anlatmaktadır Max Brod'a. Binaya saldırıp her şeyi yerle bir etmek yerine bizden ricacı oluyorlar. İsyan yerine rica, öfke yerine yazgısını kabullenmişlik, düzenle savaşmak yerine ona boyun eğmek, insanların kolayca güdülen bir koyun sürüsüne dönüşmesi, üstelik çobanın kavalından çıkan güzel namelerle değil de aba altında gösterilen sopayla ya da yetkisini nereden aldığı belirsiz bir yetkilinin bu konuda son sözü söyleyen açıklamalarıyla. Yasanın önünde öyküsünün akla geçirdiği bir başka soru, adam kurban mı yoksa suçlu mu? Belirlenimci yani determinist ya da kaderci bakış açılarını benimseyerek adamı değiştirmeyeceği kuralların kurbanı olarak görebiliriz. Oysa özgür iradeyi vurgularsak adamın ideallerini ve değerlerini eyleme dökmemesi nedeniyle kendine ihanet ettiğini ve suçlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu iyi yorumu kendi hayatımızda uygularsak yapısalcılık ile varoluşçuluk arasında farka benzer bir yol ayrımıyla karşılaşırız. İlk görüş şöyle der. Bireyin eylemleri kendi niyetleri tarafından değil, sistemin içindeki işlevler tarafından belirlenir. İkincisi, ne kadar kuşatılmış olursa olsun, bireyin hayatının seçimleri ve eylemleriyle biçimlendirdiğini, sorumluluktan kaçamayacağını idare eder. Varoluşçulara göre, özne olmaktan geçip, kendini bir kurban ya da dış güçler tarafından oraya, buraya savrulan bir nesne olarak görmek, insanlığını reddetmekle aynı anlama gelir. Bir başka soru. Öyküdeki yasa neyi temsil ediyor? Yasa kadar genel, adamın herkese ve her zaman açık olması gerektiğini düşündüğü bir şey. Nasıl olur da esasında kişiye özel olur? Burada iki tür yasadan bahsediliyor gibidir. Toplumsal düzenin temelindeki yasalara herkes uymak zorundadır. Ama bunların kimler tarafından halka dayatıldığı ve otoritesinin nereden geldiği meçhuldür. Taşra'dan gelen adam belki de uymak zorunda olduğu yasaların kökenini merak ettiği için yasanın önüne gelmiştir. Bunca uzun süre beklemesinin nedeni de yasayı ihlal etmeden ona erişmek istediği, yani yasaya saygısıdır. Ama bu uğurda hayatını harcayacak kadar merak etmesi neden? Diğer ihtimale göre ona hayatını anlamını açıklayacak olan kozmik bir yasadır. Eğer öyleyse akla Douglas Adams'ın ünlü bilim kurgu romanı Otostopçinin Galaksi Rehberi kitabı gelir. Bu kitapta İnsanlar Derin Düşünce adlı bir her şeyi bilen bilgisayara evrenin sırrını, yani nihai sorunun, hayatın, evrenin, her şeyin cevabını soruyorlar. Bu süper bilgisayar çok uzun süre düşündükten sonra basit bir cevap veriyor. 42. Hayal kırıklığına uğrayanlara ancak sorunun ne olduğunu tam olarak bilselerdi cevabı anlayabileceklerini söylüyor ve onlar için tasarlayacağı sonsuz karmaşıklıktaki başka bir bilgisayara nihai cevabın sorusunu sormalarını öğreniyor. Murat K. Güney'in yorumuna kulak verelim. Çünkü aslında bu sorunun bir cevabı yoktur ve yazarların göstermek istedikleri tam da budur. Bizlere varoluşumuzun anlamını açıklayacak genel geçer ve nesnel hiçbir açıklama söz konusu değildir artık. Adams aslında hayat, evren ve her şey hakkında nihai sorulara bugüne kadar verilen cevaplarla, yani tüm kutsal kitaplarla, dinlerle, devletlerle, ideolojilerle, hümanizmle, aydınlanmayla, bilimle, aklın iktidarıyla acı acı dalga geçmektedir. Bu çağda artık ne Tanrı'nın ne de devletlerin hükmü 42 sayısının hükmünden daha güçlüdür. İnsanların ne sorduklarını anlamadan
Cevabı bulmak istemesi ne kadar ironik. Acaba Kafka'nın öyküsünde tüm ömrünü bekleyerek geçiren adamın sorunu da bu muydu? Yasanın herkese açık ve genel geçer olduğunu düşünüyordu. Oysa son cümlede ortaya çıktığı üzere yasa kişiseldi. Doğru cevabı bulmak istiyoruz. Yani bir belirsizlikle dolu dünyada bir kesinlik arayışı içindeyiz. Oysa cevabı anlamlı kılacak olan sorunun bizim için doğru soru olması değil mi? Bir örnek verelim. Varsayalım ki cevap karnabahar. Ama soru ne? En çok gaz yapan sebze nedir? Dünyadaki en eski sebze nedir? Kokusu en kötü bitki nedir? Karnabahar. Yüzlerce sorunun doğru yanıtı olabilir. Ama soru değiştikçe cevabın anlamı da değişiyor. Oysa cevap ne kadar matematiksel, yani nesnel gözükürse ona doğru cevap olduğunu o kadar çok inanıyoruz. Neden her şeyin cevabı 42 sorusunu eğer kitabın yazarı cevaplarsa bunu daha nesnel buluyor? O açıklamadan daha kafa açıcı bir öznel fikri, bu sadece senin fikrin, başka cevaplar da mümkün diyerek küçümsüyoruz. Kafka'nın Yasanın Önünde öyküsündeki yasanın iki anlamı olabileceğinden söz etmiştik. Yozlaşmış toplumsal ve politik yasalar ve hayatın anlamına dair kişisel yasaya ya da ilkeler. Garedu, Kafka yorumunda hem bu iki yasanın farkını açıklıyor hem de otoriteye itaat eden insanın yanlış yasayı özümseyip doğru yasayı gözden kaçırdığını iddia ediyor. Alt edilmez gücün, yani hem siyasal ve toplumsal bir dünyanın iç yasasını hem de tanrısal düzenin kozmik yasasını meydana getiren büyük yasasının infaz memurları, ister yargıç olsunlar, ister rahip olsunlar, derin insani ya da tanrısal anlamı çoktandır unutulmuş ya da yozlaşmış bütün bir iktidarın ya da dinin vekilleridir. Zorba ve kafasız bürokratlar olarak içeriği boşaltılmış kutsallığı yönetmeye devam ederler. Tam anlamıyla insani bir yaşama yön vermek gücüne sahip canlı ve içsel ilke olan yasa, toplumun, devletin ve dinin ürkütücü bir düzene dönmesi yüzünden fark edilmemektedir. Kafka'nın kahramanlık destanı, insani düzeyle alay eden sahte toplumsal ve dinsel düzenin ötesine geçip yaşamın unutulmuş ve kaybolmuş anlamını yeniden keşfetmek çabasıdır. Biraz da kapı bekçisi hakkında soru üretelim. Kapı bekçisi adama en sona kadar doğru soruyu söylemeyerek onu kandırmış mıdır? Ona acıyıp içeri almayarak insafsız ve acımasız mı davranmıştır? Yoksa ona verilen görevi en iyi şekilde yapmış, hatta adama yardımcı olmak için iyi niyetli ipuçları mı vermiştir? Mesela daha en başlarda sana bu kadar çekici geliyorsa eğer yasağıma karşın içeri girmeyi dene bile demiştir. Kafka'nın Dava romanında Joseph K. ile konuşan rahip uzun uzun öykünün farklı şekillerde yorumlanabileceğinden bahseder. Bu yorumlardan birine göre bekçinin hiyerarşik olarak adama göre daha üst konumda olduğunu sanmamız bir yanılgı içerisindedir. Oysa sözünü ettiğim görüşe göre bekçinin gerçekten adamın emrinde olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Her şeyden önce özgür insan bağımlı insanın üstüdür. Öyküdeki adam ise gerçekten özgürdür. Nerede isterse gidebilir. Yalnızca yasaya girişi ve üstelik sadece tek bir kişi tarafından yasaklanmıştır. Eğer adam kapının yanında bir tabureye oturmuşsa ve orada bir ömür boyu kalmışsa bunu kendi isteğiyle yapmıştır. Öykü herhangi bir zorlamadan söz etmemektedir. Buna karşılık kapı bekçisi memuriyeti nedeniyle görev yerine bağlıdır. Uzaklaşıp dışarıda bir yerlere gitmez ve göründüğü kadarıyla kendi istese bile içeriye de giremez. Ayrıca her ne kadar yasanın hizmetinde ise de aslında yalnızca o kapı için, yani kapının tek öngörüldüğü kişi olan o adam için çalışmaktadır. Bekçi bu nedenle o adamın emrindedir. Sonuçta hayatın anlamının herkes için aynı olmadığını ama sırf bu nedenle tümüyle anlamsız bir şey olmadığını da söyleyebiliriz. Belki de hayatın anlamı onu arama yolculuğuna çıkmak ve tüm caydırıcı etkenlere rağmen kendi hayallerinden peşinden gitmek, onlar uğruna mücadele etmekten ibarettir. Öyküde bir nihai amacı ve buna yönelik sabrı olan ama otoriteye itaatkarlığı ve korkuları nedeniyle ideali uğruna yeterince savaşmayan adama belki acır. Belki de kızarız. Şimdi de gerçekçi ol imkansızı iste düsturuyla hareket eden Kiwi'nin öyküsüne göz atalım. Ömrü boyunca ağaçların üstünden uçmayı hayal eden ama ne uçacak kanatlara ne de böyle ağaçlık bir uçuş ortamına sahip olan bir kuşun büyük çabayla ve hayatı pahasına hayalini gerçekleştirme öyküsü. Bana
Selçuk Erdem'in kendine kanaat tasarlayan penguen karikatürünü anımsatıyor. Bu iki trajik öykünün farkına odaklandığımda, Kafka'nın hikayesindeki adamın kendini kandırdığını, oysa Kiwi'nin bilinçli bir şekilde hayatını biçimlendirdiğini, ölümle sonuçlanacağını bilse de tutkuyla yöneldiği hedefi sayesinde hayatını anlamlı kılmayı başardığını düşünüyorum. İlkine hem acıyıp hem de kızıyorum. İkincisini ise takdir ediyorum. Bir yandan bilinçsiz bir bekleyişle kendinden kaçmak ve öte yanda yaratıcı öz yıkım yoluyla kendini gerçekleştirmek. Oysa bu yorumun benim öznel fikrim olduğunu da biliyorum. Başka birisi bu öyküleri farklı şekilde yorumlayabilir. Mesela iyi öykünün kahramanlarının da hayatın anlamını aradığı ama farklı araçlar seçtikleri, birinin daha pasif, diğerinin daha aktif olması dışında fazla farklar olmadığı, ikincisinin daha fazla takdire layık olmadığını da iddia edebilir. Hatta her türlü idealizmi küçümsemeyen ve başarıyı tek ölçüt olarak alanlar muhtemelen ikisinin de hayatlarını boşu boşuna harcadıklarını söyleyeceklerdir. Bu farklı yorumlar kişisel mizacımızın, hayata bakışımızı ve öyküleri yorumlayış tarzımızı nasıl biçimlendirdiğine dair bir örnek olarak görmek mümkün. Peki hangisi öykünün doğru yorumu? Hem hiçbiri hem de hepsi. Terry Eklund, Hayatın Anlamı adlı kitabında hayatın anlamını aramaya ve kendini kandırma temalarını bir araya getiren şu soruyu okuyacağı soruyor. Ya hayatın anlamı bilmek istemeyeceğimiz kadar korkunçsa? Belki de yaşamımızı sürdürmemizin koşulu bu anlamı bilmemektir. Ve Nietzsche'nin iddia ettiği gibi yaşamak için bizi teselli eden yanılsamalara inanmamız gerekiyordur. Hayatın anlamı sorusunun çözümsüzlüğüne ve insanlık durumunun kırılganlığına dair en canlı tasvirleri trajedilerle bulmamız tesadüf olmasa gerek. Eglinton kitabında hayatın anlamı sorusunun doğuşunun ve ölümünün tarihsel bağlamına dair şu ilginç düşüncelerle karşılaşıyoruz. Modern öncesi zamanlarda, yani kutsal kavramı ön plandayken, bireyin hayatının anlamı din, mitoloji ve aşiret gibi onu kapsayan bir bütünün parçası olmakla ilgiliydi. Modernite ile birlikte kutsal yerine bilimin hayatın anlamını çözmede yararlı olacağı düşünülmeye başlandı. Postmodernimizde ise kültürün öne çıkmasıyla tanrı, bilim, akıl gibi kategoriler gözden düşerek hayatın anlamı sorusunun anlamsızlığı ilan edildi. Eglinton bu üç dönemdeki farklı yaklaşımlara sırasıyla Homeros'un Odysseus'ı, Shakespeare'in Hamlet ve Beckett'in Godot'u beklerken eserindeki kahramanların durumunun örnek olarak verilebileceğini iddia ediyor. Peki kutsalın, bilimin ve kültürün insanların hayatıyla ilişki kurma biçiminin tarihsel değişiminin farklı aşamalarına tekabül ettiği iddiası evrensel olarak geçerli mi? Yoksa daha çok Batı'nın geçirdiği aşamaları mı özetliyor? Çağımızda kültürel farklılıkların yüceltilmesi evrensel bir olgu olarak gözükse bile, mesela Türkiye'yi düşündüğümüzde Batı'dan bilim ve teknolojiyi almak ama kendi kültürümüzü korumak ideali ya da dinin ve fetişleştirilen başka kutsallıkların kültürümüzün önemli bir parçası olarak görülmesi, bu üç kavramın birbiriyle ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor. 20. yüzyılın sonunda hayatın anlamı sorusunun neden gözden düştüğünü farklı açılardan tartışan Eagleton, bence en ilgi çekici saptamaları şöyle. İlk olarak pratikte insan yaşamının değersizleşmesi. Mesela medyada her gün şahit olduğumuz birileri bir yerde öldürülmesi karşısında duyarsızlaşmamız. Teoride de bu konunun diğerinin azalmasına yol açıyor. Öte yandan üniversitelerin sosyoloji, psikoloji ve politika bölümlerindeki araştırma konularının gitgide daha fazla piyasanın ihtiyaçlarına bağlı hale gelmesiyle hayatın anlamı gibi temel sorular ya da kendini geliştirme kitaplarının mistik reçetelerine ya da tüketim toplumunun hayatımızın anlamlı kılma iddiasındaki ticari ürünlerine terk ediyor. Eagleton kısaca değindiği bir başka nokta da değer ve olguların birbirlerinden ayrılması ve değerlerin kişiye özel olarak olguların ise kamusal olanla ilişkilendirilmesi. Bu temaları ahlak hakkında 3. bölümde biraz daha açmaya çalışacağım. Kendini kandırmak mümkün müdür sorusuna politik psikoloji ya da ahlak açısından yaklaşabiliriz. Politik psikoloji çevresinden bakıldığında kendini kandırmanın tersi kendini bilmek ve kendi olmaktır. Bu da kendinin toplumsal normlarla hesaplaşabilmesini ve sistemi eleştirel biçimde değerlendirmesini, yani muhalif bir duruşa sahip olmasını gerektirir. Böyle tanımladığımızda her toplumda çoğunluğun toplumsal kalıpları
ve inançları içselleştirildiğini, yani sadece bir azınlığın sahici olabildiğini görüyoruz. Öte yandan bu kavramı ahlak çevresinden ele alarak kendini kandırmanın tersinin kişinin kendisi için neyin iyi olduğunu bilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Aşırı duygusal ya da fazla rasyonel davranmak da riskleri göz ardı etmek ya da korkuların esiri olmak da kişinin kendisi için neyin iyi olduğunu bilmesini ya da bilse bile bu doğrultuda eyleme geçmesini engelleyebilir. Şimdi de bireyin kendini kandırmasının mümkün olmadığını iddia edenlerin en yaygın kullandığı argümanlardan birini ele alarak eleştiri süzgecimden geçirelim. 1. İnsan en iyi kendisini tanır ve kendisi için neyi doğru olduğunu en iyi kendisi bilir demezsek, başkalarının onu daha iyi tanıyabileceğini ve onun için iyi olanı bilebileceğini iddia etmiş oluruz. 2. Eğer birileri onu daha iyi tanır ve onun için neyin doğru olduğunu bilebilirse, bu bilgiye sahip olduğunu iddia eden otoritelerin bireye kendi iyiliği için istemediği şeyleri empoze etmesinin önü açılır. Bu da paternalizme, yani devletin vatandaşlarına karşı tipik bir babanın çocuğuna karşı davrandığı gibi davranmasına yol açar. Sen henüz kendi gerçek çıkarlarını bilemezsin. Ben senin iyiliğini düşünüyorum diyen devlet ya da başka otoriteler halk için, halka rağmen, halk adına politikalar belirleyebilir. Paternalizm, bireysel özgürlüğü ve özerkliği tehdit ettiği için kötüdür. Sonuç, paternalizme yol açan bireylerin kendini kandırabilir varsayımını reddedilmeleridir. Bu argümanın dayandığı iki varsayımı da eleştirmek mümkün. Birinci varsayım yanlış bir ikileme dayanıyor. Ya birey kendini iyi tanır ya da başkaları onu iyi tanır. Oysa kendini kandırmanın mümkün olduğunu düşünen birisi bu ikilemi kabul etmek zorunda değil. Yani insanın kendisini tanıması ya da kendisi için neyin iyi olduğunu bilmesi ya hep ya hiç, siyah beyaz değil de dereceleri olan bir süreç. Geçmişte kendim için neyin doğru olduğu konusunda şu açılardan yanılmışım. Şimdi bunların farkına varıyorum diyen birisinin başka bir kişinin kendisini daha iyi tanımadığını kabul etmesine gerek yok. Asıl iddia ettiği şey otomatik olarak kişinin kendini iyi tanımadığı, yani kendiliğinden anlaşılır, self-transparent olmadığı. Bunun belirli bir çaba ve deneyimler sonucu kazanılan bir yetenek olduğudur. Başka bir deyişle yabancılaşmış bireylerin yanlış bilinç içinde olabileceğini söylemek, tek bir doğru bilinç olduğu ve buna bazı uzmanların sahip olduğu iddiasını indirgemez. İkinci varsayımın sorunu, bu bilgiye sahip olduğunu iddia eden otoritelerin sözüne inanmak zorunda olmadığımızı gözden kaçırması. Eğer birileri, ebeveyn, psikiyanalist, öğretmen, doktor ya da devlet yetkilileri, bizim iyiliğimizi bizden daha iyi bildiklerini iddia ediyorlarsa, bu konuda bizi ikna etmeye çalışabilirler. Davranışlarımızın öngöremediğimiz sonuçları hakkında bizi uyarabilirler. Ama o kadar. Davranışımız başkalarına zarar vermediği sürece bize doğru yolu empoze edemezler. Hükümetlerin bize danışmadan bizim adımıza kararlar vermesinin nedeni paternalizmden ziyade bir kez seçildikten sonra onları denetleyecek mekanizmaların olmamasıdır. Devlet-vatandaş ilişkisinin geçmişteki padişah-teba ilişkisini sürdürdüğü, devletin vatandaşa karşı görev ve sorumlulukları yerine vatandaşların devlete koşulsuz şartsız itaatinin beklendiği bir ülkede sorunun kaynağının otoritelerin bizi bizden iyi tanıdığı söyleminde yatmadığı çok açıktır.